Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra hazaya gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüffü. Bir de Türk dükkan bulduk burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. Yerler değiller buralar. Özel yerler. Özel arkadaşlar, özel insanlar oturur burada. Yemekler de değişiktir ve çok önemlidir. Bizim için kilisenin org müzisyeni fazla kaldı. Bizi bekliyor. Bir, içinde şöyle bir gezeceğiz. Gelin bakalım, gezelim. Gelin. Başlamış yapılmaya 1290'da bitmiş ve hakikaten bu civarın en önemli kilisesi bu Marke bölgesinin 1700'lerde de büyük bir tamir görmüş ve fasat ön tarafının bir kısmı yapılmış, hala bir kısmı yapılmamış duruyor, o zaman öyle kalmış, para bulamamışlar. Burada yaşayan keşişler, rahipler bu Katolik, Hristiyan Katolik dininin ileri gelenleri. Ve önemli bir, yani hakikaten bütün bu Orta İtalya'nın en önemli kiliseleri bir tanesi. Bizim için özel bir müzisyen de kaldı. Bizi ayarladı arkadaşımız, biz geliyoruz diye. Bize şimdi tanışacağız. Orgcusu müzisyen arkadaşıymış. Bize biraz org çalacak. Çok güzeldir bu kiliselerin orgları, dev gibidir. Bunu görmedim, bakacağız, durun bakalım. Fakat şöyle bir bakın kamerayla, inanılmaz 1200'den kalma duvarda freskler var. İnanılmaz. Hep el yapımı. Ve yani ve biraz restorasyon da istiyor galiba ama çok güzel bir olmaz. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Grazie, molto gentile. Molto gentile, grazie. Hoş geldiniz diyor bu Fabriano kilisemize diyor beyefendi. Herhalde buranın rahibi olsa gerek. Lei che suonava l'organo? Suonavo l'organo, ma sono anche il, un po' il custode della chiesa. Ah sì? Questa chiesa che è dedicata a San Benedetto, che okay. È patrono d'Europa. Ok. Bu kilise San Benedetto, bütün Avrupa'nın patronu, bütün Avrupa'nın koruyucusu San Benedetto için yapılmış bir kilisedir olduğunu söylüyor. Ve biraz da org çalıyor diyor. Belki birazdan bakarız nasıl çalıyor. Poi suonare con noi per noi un po' di buyurun. Questa chiesa è degna proprio di questo grande santo, come vedete la bellezza, la ricchezza delle decorazioni, delle opere d'arte presenti in questo luogo.
yürüyorsunuz diyor, buranın en değerli kiliselerin bir tanesidir diyor bu civarın diyor. Bütün yapılan sanatı duvarlara bakarsanız anlarsınız diyor. Eski de çünkü. 1200 düşünsenize. Come vede, ecco qui. Ave Maria. Questo è dedicato alla Madonna, quindi un altare particolare, molto, molto bello. Bello. Bu Meryem Ana ve İsa kucağında çok önemli bir heykel diyor. O da ta 1200'lerden kalan bir heykel muhakkak ki. Burada çok enteresan bir İsa heykeli. Kalbini açıyor insanlara. Aşkını, sevgisini, kalbini şeyini aralıyor. Enteresan elbisesini. Ve içinden kıpkırmızı kalbini gösteriyor. Bakar mısınız? Bir sevgi, sevgi jesti diyor. Büyük bir festival varmış. Burada biz birkaç gün erken 21 Mart'ta Kezer'e San Benedetto çok önem veriyorlar. Bir aziz yani Katolik dininin en önemli azizlerinden bu havalinin azizi ama buraya göre bütün Avrupa'nın koruyan azizi San Benedetto ve burası da onun bu havali, bu kasaba değil, bu havali onun havalisi. Doğduğu yerler. Gelin burada çok güzel bir yer. Bizim için açıldı özel. Gelin. Ayhan Seçimoğlu, Renkler, Türkiye. Bizim de burada ufak bir yazımız oldu İtalya'nın kalbinde. Çok güzel bir yerdeyiz. Böyle buram tarih kokuyor. 12. yüzyıl, 13. yüzyıl hep bunların yapıldığı senede ondan beri aynen duruyor. Aynen bir tane plastik fiberglass yok bilmem ne olur ya bizde. Yani alüminyum pencere falan yok işte. Restorasyonun İtalyanlar bu işi bilir. Ne dersen de restorasyon bilirler. Tabii bütün bu binaları görünce bakın bir de burada aynı zamanda sergi, fotoğraf sergisi açmışlar. Babalar görüyorsunuz. Yani eskinin altında yeni bir fotoğraf sergisi. Sanatla gene ilgili. Buyurun efendim. Bakın kilisede, şimdi bizde bir camide bunu yaptırmazlar herhalde. Kilisede sanatçının fotoğraf sergisi var. Tabii bunları görünce bizim camilere çok iyi bakmadığımızı ve kötü restorasyon yaptığımızı görüyorum ve üzülüyorum. Çok daha hoş camilerimiz var. Çok önemli camilerimiz var. En son gittiğimde bir Şehzade Camii'ydi galiba. İnanılmaz kötü bir restorasyon. Üzüldüm restorasyon faciaydı. Facia. Baba kendi kafasına göre boyamış dizayn. Hiç öyle bir şey yok aldık. Çalışmış baba. Kim bu dedim. Müteahhit dediler. Ya şu kapının üzerinde görmüyorsunuz. Si, kapatıyoruz gel. Bu şehir, şimdi Fabia bizi, bu şehrin yerlisi, kız, hanım, arkadaşımız dedi ki bizim şehre lütfen ziyaret et. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Biz kağıt yaparız dedi. Yani en iyi kağıtları biz yaparız İtalya'da ve Avrupa'da dedi. Eski tip kağıtlar. Burada Museo della Carta della Filigrana. Filigrana kağıtları müzesi ne bizi getirdi. Arkadaşları tanıyor. Biz şöyle bir kağıttan biraz bilgi alacağız. Kağıt muhabbeti yapacağız. Oradan gidip bir espresso çakarız filmin başında. Efendim, insan buraları görünce
bu şekilde yaşayınca bir de yani görmek değil de görüyorsunuz pek arkadaşlarım var, pek turist gibi de karşılamıyoruz. Sağ olsunlar bizim için parçalanıyorlar. Yani kız kiliseyi açık tutmuş artık da yani ne yapsın şey ok çalan papaz bile orada bizi beklemiş. Sağ olsun telefon açtık geliyoruz diye öyle bir muhabbetteyiz. İnsan buraları görünce memleketini hem özlüyor hem üzülüyor. Niye özlüyor? Özlüyoruz memleketimiz. Niye üzülüyoruz? Çünkü biz o kadar iyi memleketimize bakmıyoruz. Örf adetlerimizi o kadar iyi korumuyoruz. Mesela kilisedeki resim sergisi, fotoğraf sergisi beni çok etkiledi. Yani ben anlıyorsunuz değil mi? Yani kilise, sanat, heykel, resim iç içe. Bizde niye olmuyor? Bizde niye yapmadık? Bazı reformlar gerekiyor, onu yapmamız lazım. O zaman hayatımızın içinde olacak camiler bizim de. Şimdi gene hayatımızın içinde, gene hastasıyız. Bütün bunları geziyoruz ama mesela hiçbirini ama hiçbirini bir Süleymaniye'ye değişmem. Ama hiçbirini. Ne Tibet'teki tapınakları, ne İtalya'nın en baba kiliselerini, ne de efendim hiçbirini. Bir Süleymaniye'ye, bir Selimiye'ye değişemem. Bir Selimiye'ye değişemem. Ölürüm. Burası başka. Gelin bakalım. Kağıt bakalım biraz. Gelin. Kağıttan bahsediyor. İlk kağıt. Kağıt fabrikası ya burası. Efendim yani milattan önce 4000 senesinden bahsediyor. Efendim ve papirüs yani 3000 milattan önce 3000'deki ilk Mısırlıların papirüs kağıdından bahsediyor. Efendim ilk kağıdı yapanlar Cyprus papirüs. Efendim bir nevi kamışları kesip üst üste çapraz koyarak kurutuyorlar, eziyorlar. Efendim papirüs bitkisinden efendim ve üzerine ağırlık koyuyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi diziyorlar buraya şeyleri. Sonra üzerine ağırlık taşla ağırlık koyuyorlar. Efendim üzerine bir macun koyuyorlar. Efendim ve bu şekilde ilk kağıdı yapıyorlar. Papirüs kağıdının resimleri. Burada da kağıdın nasıl doğudan geldiğini anlatan bir şema var. Bu şemaya göre ilk kağıt milattan sonra 105'te Çin'de yapılıyor. Efendim oradan 200'de Luan. Sonra burada bir Semerkant Savaşı var. Bu savaş çok önemli. Bu Semerkant Savaşı'nda Araplar Çinli esir alıyorlar. Milattan sonra 751'deki Semerkant Savaşı'nda Araplar Çinli esirleri alınca ellerine kağıt görüyorlar. Aa bu ne ya falan oluyorlar. Alıyorlar o kağıtları ve Çinli esirleri. Bağdat'a geliyorlar. 793'te de Bağdat'ta ilk bir Bağdat kağıdı. Bağdat kağıdı diye bir laf ortaya çıkıyor Avrupa'da. Bağdat'tan kağıt geldi, Bağdat'a kağıt gitti. Bağdat kağıdı diye bir terminoloji ortaya çıkıyor. Buradan da Şam'a geliyor 10. asırda. Efendim daha buralar Osmanlı, daha Osmanlı yok biliyorsunuz. Efendim buradan da ve Kahire'den Araplarla ticaretle beraber 1264'te direkt bu kasabaya Fabriano'ya geliyor. Yani ilk Avrupa'ya gelen kağıt Arabistan'dan Fabriano'ya geliyor. Fabriano'da daha geri gidersek Arabistan, oradan geri gidersek Çin. Yani her şeyin şeyinde milattan sonra 100'den başlayan kağıt hikayesi Fabriano'da son buluyor. Sonra Fabriano'dan bir de Kuzey Afrika'dan gene Araplardan İspanya'ya geçiyor. O da 1150-1100. Demek ki Fabriano'dan 100 sene evvel zaten Avrupa'ya geliyor ama İspanya'da geliyor. Ama bu Avrupa'nın bu kısmına yani Orta Avrupa'ya
Fabriano'dan giriyor. Sonra 1400'lerde şeye doğru, yukarıya doğru çıkıyor. Viyana'ya falan uğruyor. İki koldan gelmiş oluyor Avrupa'ya. Bir Kuzey Afrika, İspanya, bir de bu kasaba Fabriano. Kuzey Afrika bence biraz daha 100 sene daha erken. Basımlar geliyor tabii, matbaa var artık Avrupa'da. Kağıt artık daha ticari anlamda kullanılıyor. 1800'lere geldik. Bu şekilde kağıt hikayesi, bu güzel kasabada sevgili dostlar, size kısa bir hikayesini anlattık kağıdın. Ama gene doğudan geldiğini batıya biliyoruz. Doğunun zenginliği, kültürel zenginliğini de biliyoruz. Batı'nın her şeyi doğudan öğrendiğini, aldığını da biliyoruz. Ama sonradan da doğunun batıdan bir şekilde daha geride kaldığını da maalesef biliyoruz. Dışarı gördüğümüz bu makinelerde yapılan, şimdi tabii elde yapıyorlar. Eski usulde yapılan bir albüm yapmışlar burada. O gördüğünüz usulde yapılan, eski usulde yapılan bir albüm. Bu da filigram tekniğiyle sadece ışıkta gördüğünüz imajları gösteren kağıt. Burası, bu kasaba bundan meşhur. Bir de tabii bu fiber, yani keten gibi ağaç dan yapılan kağıttan evvel bir Bergama kağıdı var. Bergama da Türkiye'deki Bergama. Yani antik Grek Bergama. Milattan sonra 200'lerden falan bahsediyoruz. Bergama'da meşhur bir kağıt varmış ki o da koyunun derisinden yapılıyor. Karnının derisinden bir şekilde kurutuyorsunuz. O zamanki kitapların çoğu deri sayfalı kitaplar. O şekilde kullanılmış. Sonradan geliyor bu fiber işi. Bir de tabii deri biraz artık pahalı olmaya başlıyor. Her bir koyundan bir sayfa çıkıyor falan gibi düşünün. Yani çok ekonomik değil. Ama bu fiber kağıtlar, ki uzak doğudan gelen teknikle yapılan kağıtlar çok daha ekonomik, elverişli ve daha kolay ve güzel kullanışlı. Efendim, kağıttan bu kadar. Devam ediyor renkler. Bu güzel buluşu da şöyle size anlattık kısaca. İtalya'nın bu güzel kasabasında, kağıt merkezinde ufak bir kağıt muhabbeti. Evet efendim, devam ediyor İtalya gezimiz. Şimdi bir espresso kahve çakalım. Sabah enerjimizi alalım. Hastasıyım. İtalyan espressonun da hastasıyım hakikaten. Oradan devam edeceğiz. Güzel memlekette, güzel insanlarla ve güzel dostlarımızla. Beni bekliyorlar kahvede şimdi. Gidelim bu kağıt hikayesinden sonra bir arkadaşlarımızı görelim yeniden. Ben de onları seviyorum. Hastasıyım. Mestieri in bicicletta, yani bisiklet ustalığı, bisiklet sanatı diyor. Efendim burada güzel bir sergi vermiş, ona bakalım. Eski bisikletler, çok matrak, çok hoş. Hadi gireyim bakalım Demaş, ben de beraber gezeriz. Çok güzel, İtalyanlar da böyle şeyi çok seviyor. Ufak kasabada bisiklet müzesi, gelin, gelin. Evet,
Birinci Dünya Harbi. Görmüyorsunuz, orduları kullanıyor bisikleti İtalya'da. Birinci Dünya Harbi, 1915-1918. Babalar... Ordunu kullanan bisikleti görmüyorsunuz. Tüfek için yer, düşünsenize. Ordu renginde bisiklet, harika ya. Çok hoş, en arkadaki bir sinema, gezici sinema. Arkada film makinesi var, gece duvara beyaz perdesi var. Perdeyi açıyor, duvara gece mahallede oynatıyor. Kahve makinesi bisiklet. Kahve tost, burada kavuruyorsun, orada çekiyorsun, arkada da çekiyorsun. Manyak ya. Madonnaro. Bu da dinsel bir bisiklet. De Prete. Bu da çok matrak. Rahip bisikleti. Rahip bununla dolanıyor. Baksanıza. Nefis. Bu da çok güzel işte. İtalyan bisiklet taksi. Buna bayıldım. Çöpçü, belediye çöpçü bisikleti. Bakın şurada fotoğrafta da yeni hali. İlk belediyeni aldığı zamanlar. Burada çok matrak bölüm. Buraya muhakkak bakmamız lazım. Gelin, çok hoş ya. İnanılmaz. Bakar mısınız oyuncakçıya? Oyuncakçı bisiklet. Arkadaki de çerçi. Tuhafiyeci bisiklet. Bizde hala var Anadolu'da galiba ama otomobil olarak var. Köylerde. Bebek yapıp satıyor bu da. Bebekçi. Bisikletin güzelliğine bakar mısınız? Hiç inanılmaz güzel, şuna bak. Saat tamircisi bisikleti. Baca temizleyicisi bisikleti. Baca temizleyicisi. Bakar mısınız? Baca temizliyor. Bu da harika. Bu da buzcu. Baharatçı bisikleti. Baharatçı bisikleti. Bellissimo. L'inventiva della gente. Eczane. Farmacia, vedi? Vedi la farmacia? Anche questo, bellissima. Terzi. Bakar mısınız? Hayatta bir şey görmedim. İnanılmaz. Hayran oldum bu müzeye, hastasıyım. Terziye bakın. Bisikletli terzi. Dolanıyor, alacak şey değil. Bisiklet hürriyettir yazdım. Bisiklette liberta. Ayhan Sicimoğlu, renkler. Grazie infinite, molto gentile. Grazie. Çok enteresan adamlar. Paramı da almadı. Bir kahve parası al falan dedim. Ne yaptık ki ya diyor. Hoş geldiniz diyor. Bize şey dedi. Per un caffè buono quale? Sì. Però se lì fai prima se c'hai fretta. Se ce l'hai di pronto. Perfetto. Ok. Dai, ragazzi, andiamo, hadi gidiyoruz. Şimdi yani bir yere, enteresan memleket. Bir şey kahve içmeye çıktık, hala içebildik çünkü bir şey görüp dalıyoruz. Bitmiyor ki bugün de pazar, yollara kimse yok. Arkadaşlarım da çok matrak tipler tabii. Onlar da çok meraklı. Hastası, benden beterler. Her şeye bakacağız illa. Hayat böyle. Hayatta merak edeceksiniz, merak. Merak olmadan hayat geçmez.
Ama nasıl, neyi merak edeceksin? Yapıcı şeyleri. Yani bilmem neyin sevgilisiyle elle çıkmamış da ayrı ayrı arabaya binmişler bilmem, onları merak etmeyin. Onlardan size ne? Herkesin hayatı herkesin. Siz yapıcı, öğreneceğiniz şeyi merak edin. Futbolcunun manken sevgilisi beni enterese etmiyor. Burası ediyor. Pellegrinos Hospitali, yani misafirperverlik. Şimdi Hugo dedi ki zaten sizi Orient'te de çok vardır bu dedi. Misafirperverlik dedi. Allah var ya, Tanrı misafiri vardır ya bizde, Tanrı misafiri. Bize önemlidir misafir. Misafire biz çok değer veririz. Efendim, vestire nudos, çıplakları giydirmek. Latinceden anladığım kadarıyla çıplakları giydirmek, elbise veriyorsun çıplaklara. Stientes potare, susuzlara su vermek. Bakar mısınız güzelliğine? Burası, buradaki şeyi bitirdik. Bunlar aşk ve sevgi vermek. Bu taraftakilere gitmeyeceğiz. Siz şöyle bakın, bunlar daha materyal bahşetmek. Olacak tabii. Çok burada deprem bölgesi, en büyük de yani bütün binalara zarar veren olduğu tarih 1740 imiş. 1740'da bu tavan çökmüş, 1741'de bu tavanı yapmışlar. O da fena değil, gayet güzel yapmışlar aslında, hiç fena değil. Şunu hemen ilave etmem lazım sevgili dostlar. Bu oratoryoda en sevdiğim köşe yani benim. Şu Fabriano, öğrendim sayenizde. İşte dün Fabia kızı, hanımı tanıdık yoga yaparken bir yerde. Oradan dedi, ille benim şehrimi görmeye gelin dedi. Ben de hanım falan dedim. Duymadığım bir şehir adını. Bak neler gördük sayenizde.
Dedim gelirim biraz da film çekerim derken bir film etti neredeyse. Her yere gittik. Bisiklet müzesi, kağıt müzesi, iki tane nefis kilise. Bu kilisede hastasıyım. Evet şimdi geldi vakit. Nihayet diyoruz ama bir türlü gidemiyoruz. Bir kahve içelim ya. Ne olur bir kahve, bir espresso lütfen. Hadi gelin. Öldüm. Öldüm gelin. Daha sabahtan beri oturmadım. Hep ayaktayım. Bir kahve içiyorum. Bir tane kahvecik. Bir espressocuk. Ne olur. Gelin. Kahve içmeye gideceğiz. Çok güzel bir şehir. Burası da ana meydanı. Bu Fabriano'nun ana meydanı. Ma questo proprio centrale palazzo piazza centrale. Come si chiama questa piazza? Piazza Alta. Piazza Alta, yukarı meydan demek. Piazza Alta. Efendim, beyefendi kasabanın belediye reisiymiş, tanıştık. Enteresan bir adam. Bak işte burada bak, belediye, bak ne diyor belediye reisi. Bütün şu gördüğünüz, bütün bu o kemerli olan bütün yapıyı bir kütüphane yapacak. Kafası neye çalışıyor? Yani AVM yapalım şuraya demiyor. Kütüphane yapalım diyor. Şu anda bütün şeyim o diyor. Anladınız mı farkı? Biz AVM'ciyiz. Baba kütüphaneci. 15 bin cilt kitap varmış. Diyor ki reis bey bir grup kurduk diyor. Bunlarla beraber hepsini restore ediyoruz eski kitapları diyor. Hep burası kağıt yeri olduğu için kitap da çok önemli. 15 bin kitabı baba şuraya kütüphane yapıyor. Hep tek tek hepsini restore ediyorlar. Francescana perché San Francesco veniva a confessarsi qua. Ah sì, Monte Civita. Anlıyoruz değil mi? Kitap. Kitap. Okumak, bilgi. La chiesetta di Civita. Sì. Diyor ki bir reis gene burada büyük bir deprem 1741 depreminde damadam hepsi yapıldığı şey 1741'den. Burada da bir nehir varmış. Bu da 1200 yılından kalan bir çeşme diyor. 1200'den kalan çeşme. Bunu da aynen olduğu gibi tutuyoruz diyor. Görüyorsunuz değil mi? Çeşmenin güzelliğini. 1200 yılından. Olduğu gibi duruyor. Buongiorno. Olduğu gibi duruyor. Complimenti. Efendim. İşte böyle bir belediye reisi, böyle kasabanın. Ben belediye reisliğini diyor, spor olarak hobim benim, hobim diyor. İşim değil diyor. İşim var ayrı, para kazandım. Ama buradan ben para kazanım, para kazanmayı buradan düşünmüyorum. Burası benim insanlığa ve memleketime, insanlara bir hediyem, hobim diyor. Ama daha çok işim burada harcıyorum diyor, hayatımı diyor. Kendi işime diyor ki, buzdolabı falan yapıyormuş galiba. Buzdolabı imalatçısı falanmış, öyle anladım.